السلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Geriyi aslında çok tekrar etmeyi uygun görmedim. Zaten zamanımız kısıtlı. Kayıt da alındığı için oradan istifade edip bakılabilir. Şimdi Luma Edille kitabından biraz okuyup yine İbn-i Tilimsane'den açıklamalarını inşallah dinleyelim. فإن قيل ما حد الجوهر وما حقيقة الأرض يعني cevherin tanımı nedir? Arazın hakikati nedir denilse قلنا الجوهر قد ذكرت له حدودا شتى. Onunla ilgili biz diyor çeşitli tanımlar zikrettik. İrşatta ve daha başka yerlerde tanımlama yaptığına dair bilgiler de biliyoruz. Şamil'de mesela, hatta İbn-i Tilimsani şöyle yapmış. Luma'da yaptığı tanımlamalara ilave olarak mesela Şamil'de nasıl tanımlama yapmış Cüveyni veya İrşad'da nasıl ele almış? Çünkü Luma bildiğiniz gibi özet bir eser. Diğer taraflardan da metni bir taraftan tamamlamayı amaç edinmiştir diye düşünebiliriz. Gayre enne dolayısıyla naktasiru ala selaseti minha. Biz ama burada şu anda üç taneyle yetineceğiz. Fenekul. El cevheru cevher nedir? Bir tanımı el mütehayyiz. Mütehayyiz olan. Yani bir cihette ciheti işgal eden. İbn-i Tilimsani öyle diyor. Eşşâgile bil cihat diyor. Yani cihetleri meşgul eden veya boşlukta yer kaplayan veya uzamı olan, yani uzayda bir uzama sahip olan gibi şeyler söylenebilir. Farklı farklı yerlerde farklı açıklamalar ve çeviriler yapılmış. Bu birinci tanım. Bu tanımın da İmam Cüveyni Şamil kitabında, yanlış tespit etmediysem eğer, cevherin vacip vasıflarından birisinin mütehayyiz olması olarak söylüyor. Diyor ki girişinde bu konuya cevherler ya vacip sıfatları vardır ya da mümkün sıfatları vardır. Yani caiz sıfatları vardır diyebiliriz. Vacip olan sıfatlarından birisi tahayyüzdür. Diğeri de ma yakbalul araz. Arazı kabul eden. Bu da yine vacip sıfatı olarak zikredilmiş. Ma lehu hacmün. Yani onun bir hacmi olarak işte ikinci olarak Luma'da zikrettiği de belki caiz sıfatlar arasında değerlendirilebilir. Hacmi olan demiş. Hacmini de bir nevi miktar olarak değerlendirebiliriz. Miktarın olması özelliklerinden cevherin yine ve arazları kabul etmesi yine cevherin özelliklerinden. Şimdi metinde bu kadarıyla iktifa ediyor Luma Edille ama İbn-i Tilimsani'nin elinde herhalde başka nüsha var ki o Lüma'nın metnindeki bazı bizim o takip edeceğimiz nüshadakinden farklı olarak ya elindeki nüshanın içerisindeki farklılıktan ya da kendi ilaveleri olabilir. İkisi de mümkündür. Biz onları çok hesap etmeden İbn-i Tilimsani'nin de güzel yaptığı tanımlamaları inşallah buraya almaya çalıştık. Yine diyor ki ve kıyle huvel müstagni anil mahal. Mahalden müstağni olan, yani bir mahalle ihtiyaç olmayan. Nedir? Mahalle ihtiyaç olan arazdır. Arazlar bir mahalde var olur. Ama cevherler öyle değil. Hal, mahal dediğimiz hadisede burada cevher bir mahalde yer almaz. Çünkü bir hal değildir. Arazlar bir haldir. Ama cevherler bir hal olmadığı için bir mahalde yer almazlar. Tek başına kaim olabilirler. Ve kîle huvel kâbilü'l a'râd. Arazlara kabul eden, arazları bu şekilde, hatta şöyle diyor, el kâbile lil ittisâfi bil mana. Yani bir mana ile nitelenmeye kabil olan demektir. Fe innel arada la yekûmu bil aradı. Araz arazla kaim olmaz diye yine İbn-i Tilimsani de böyle bir açıklama yapıyor. Bu özellikle
Gabilül arazı ifade ederken. Peki diğer tanımlama nedir? Ve kîle mâ lehu hazzun minel misâhati. Burada hazzun minel misâhati, yani misaha boyutta diyebiliriz, yüzey de diyebiliriz, hepsine mümkün. Yani boyuttan bir payı olan, bir hazzı olan, bir payı olan. Şimdi bu biraz nasıl anlamak lazım? Bunu yine İbn-i Tilimsani'nin şerhi bizim imdadımıza yetişiyor. Yani boyuttan bir payı olan ne demek? Hatta ben baktım bazı çalışmalarda misaha demiş, hiç onu çevirmemiş. Misahadan bir payı olan. Misaha dediğimiz boyut, uzunluk, artık yüzey. Hepsi belki denebilir. Ama burada şerh daha imdadımız yetişiyor ve aynı zamanda ben baktım. Bu yani Hazzun minel misaha tanımı da Bakırlani'den alınmış. İnsaf diye bir eseri var. Oradan alınmış zannedersem. Bu da Bakırlani'nin tanımı. İbn-i Tilimsani buraya da bunu ilave etmiş diyebiliriz. Bu tanımı şöyle anlıyoruz. Diyor ki yani ennel cisme, şimdi bu Hazzun minel misahatinin açıklamasını yapıyor İbn-i Tilimsen. Diyor ki ennel cisme izâ terakkebe min cevhereyni, iki cevherden terkip edildiğinde, yani iki cevherden oluşturulduğunda fe nisbetuhu minhu nisbetun nisfi. Onun nispeti, o cismin nispetinin yarısıdır. Yani şunu kastediyor. Şimdi şöyle düşün. Bu bir cevher olsun. Bu da bir cevher. İkisi de ayrı cevherler. Şimdi bu birleştiği zaman ne oldu? Cismi oluşturdu. Peki buradaki dedi ya hazzun minel misahati, bu boyuttan payı ne bu cevherin? İki tane ise yarısı payı. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve in terakkebe min felasetin fe nisbetuhu minhu nisbetü sürüsü ve kezalike maze mazade bi hasebi. Diyelim 3'e çıkardık. 1, 2 yaptık. 3 yaptık. O zaman bu boyuttan bu cevherin payı ne olur? 1/3 olur işte. Bu 1/3, bu 1/3, 1/3. Yani bu cevherlerin her birinin payı da 1/3 olmuş olur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Burada kastettiği bu. Vakı ile yine diğer bir cevherin tanımı şöyle denilmiş. Malehu cirmün. Cirm ne demek? İbn-i Tilimsen diyor ki malehu miktarun. Yani bir miktarı olacak. Bu da bir farklı tanımı. Bu tanım biraz daha sonradan ilave edilmiş diyebiliriz bununla alakalı. Şimdi çok güzel bir tasnifat yapıyor. Yani felsefeciler ve kelamcılar arasında nasıl bir farklılık var? Neye göre bunları anlayacağız, nasıl anlayacağız? Buraya açımlama getiriyor kendisi. Ve bil cümleti özetle diyor ki فَالْمُتَكَلِّمُونَ يُتَّقُونَ اَنَّ الْعَالَمَ يَنْقَسِمُ اِلَى الْجَوْهَرِ وَالْاَرَضِ Şimdi kelamcılar cevher ve arazlar olarak tanımladılar alemi. Yani cevher ve arazlardan oluşur. İtlak ettiler. Bu manayı itlak ettiler. وَالْحُكَمَا Filozoflar ise يُتَّقُونَ ذَٰلِكَ اَيْضًا Filozoflar da alem cevher ve arazlardan oluşur dediler. Demek ki burada ortak bir şey düşünüyorlar. وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْمَانَ Ama manada ikisinin arasında farklılık var. Tamam, lafızda bir ortaklık söz konusu fakat manada farklı düşünüyorlar. لِأَنَّ كُلَّ فَر۪يقٍ Diyor ki her bir grup, yani mesela mütekellimlerden bir grup veya felsefeciler olsun bir grubu يُفَسِّرُ الْجَوْهَرَ وَالْاَرَضَ بِغَيْرِ مَا يُفَسِّرُ اَخَرٍ Diğerinin tefsir ettiği şeyin tam tersi olan bir şekilde açıkladılar. Yani birisinin cevher ve araz dediği tamam aynı. İkisi de cevher ve araz diyor ama cevher ve arazları tefsir ederken birisinin tefsiriyle diğerinin tefsiri çok farklı diyor. Yani açıklamaları manası farklı olduğunu zaten söyledi. فَالْمُتَكَلِّمُونَ يُفَسِّرُونَ الْجَوْهَرَ بِالْمُتَحَيِّزِ Şimdi kelamcılar bunu ne demişler? Bu mütehayyiz. Mütehayyiz olması cevherin çok önemli bildiğimiz şeyi. Mütehayyiz ne dedik? Bir uzamda bulunması, bir uzayda boşlukta yer kaplaması gibi manalar verilebilir mütehayyize. Ve huve küllü ma yumkinu en yuşara ileyhi işareten hissiyeten. Bi ennehu buna ev hunake bi hasebil istiklal. Peki bu mütehayyiz nedir? Şimdi ben sana burada mütehayyiz dedim ama bunu da açıklayayım sana diyor. Hocam Diyor sayfayı ki kaydırabilir miyiz? tabii. Geldi değil mi? Evet. Peki
Bu mütehayyiz nedir? Şimdi bütün kendisine hissi işaretle, his yoluyla, hatta bazı yerde zihni işaret, başka müteahhir dönemde onu da katmışlar. Zihnen veya hissi bir işaret yoluyla, o işte buradadır, şuradadır gibi işaret yoluyla, burada, orada, şurada gibi bir müstakil olarak, yani bağımsız bir şekilde işaret ettiğimiz şey demektir. Yani bizim mütehayyizden kastımız budur demek istiyor. Şimdi burada bağımsız bir şekilde kaydını niye getirdi? Yani ikinci bir veriye ihtiyacın yok senin. İşaret hissiyeyle orada burada diye gösterebildiğin şey kastedilmiştir demeye getiriyor. Sümme yukassimunel mütehayyize, sonra diyor kelamcılar mütehayyizi de diyor ne yaptılar? Aynı şekilde taksim ettiler. Ne olarak? İlâ mü'telifin ve gayri mü'telifin. Yani birleşebilen, birleşemeyen. Onu şimdi söyleyecek. Galu dediler ki el mü'telifu huvel cism. Yani itilaf edebilen, itilaf arazı kendisinde olan, telif şartı olan, eşeri zaten cevherde telif şartını koşuyor. İkisinin mesela iki cevher bir araya geldi. Bak bu telif şartı. Bu şekilde telif şartını sağlıyorsa bu cisimdir. Ve gayru mu'telifi eğer telif gerçekleşmiyorsa ve huvel cevherül fert. Buna da cevherül fert demiş. Cevheri fert demek işte bölünemeyen parça gibi son o cüz'ün la yetecezza dediğimiz durum. Ve minhum men yekul. Şimdi diyor onlardan bir kısmı da şöyle dedi. Bu da Razi'den sonraki ayrışmanın başlangıcını ifade ediyor. Razi'den sonra da bu şekilde ayrım gerçekleşmiş. Hatta mealim usulü bunu görebilirsiniz bu ayrımı. Bu biraz daha İmam Cüveyni'ye kadarki sürecin ayrımlarını anlatıyor bize. Yani İmam Cüveyni'ye kadar bu şekilde ayrım. Mütelif ve gayru mütelif diyor. Ama Razi'den sonra şöyle diyorlar. İnnel mütehayyize yani tahayyüz eden uzamda bulunan imma en yekbalel kısmete evla. Ya diyor taksimi kabul eder ya da kabul etmez. Yani ya bölünebilirdir ya bölünemez. Fe'in kabile eğer bölünüyorsa yani bu şekilde bölünme kendisinde gerçekleşiyorsa fe'in kabile fehüvel cisim. Bu diyor cisimdir. Ve inlem yakbal eğer bölünme kendisinde gerçekleşmiyorsa fehüvel cevheri fert. Bu da diyor cevheri ferttir. Yani demek ki bölünemeyen parça dediğimiz zaten o hadise. Demek ki şunu anladık burada. Razi ve Razi'den sonraki süreçte mütehayyizi bölünen ve bölünemeyen diye, diğerinde de mütelif, gayrimütelif diye, diğer mütekaddim dönemde de bu şekilde tasnif edilmiş. Bu işte birisinde itilaf şartı, diğerinde biraz da felsefecilerin etkisiyle bundan kaynaklı Razi'den sonraki süreç, bölünmeyi kabul eden etmeyen diye, onlar daha derin tartışma noktaları var. Mealimde geçiyor bunlar. Şerh-i Mealim Usulüddin şerhinde İbn-i Teymisan'la oraya da bakabilirsiniz. Şimdi biraz bu metinde ilerleyelim diye uğraştığımız için devam ediyorum. Fe'alet tefsir. Evvel. Birinci tefsire göre ize telefe cevherani. Şimdi iki cevherden telif edine birleştirildiğinde kâna cismeyin. İki cisim olur. İz yestuku alâ kulli vâhidin minhüme ennehu mu'telif. Bu sefer diyor mu'telif olmak cevherlerden her birine söylenir. Ama ne zaman? İkisi diyor birbiriyle itilaf ettiler. Şimdi tek başına bir şey ifade etmez diyor. Bak şimdi tek başına tamam mı? Tek başına bir şey ifade etmiyor. Ama iki cevher şimdi birleşti ne oldu? Bir ihtilaf oldu. İki cisim oluşturuyor. Bu iki cisim. Bu iki cisim de diyor o anda itilaf anından dolayı cevherlerin bu andaki her biri de cisimdir. Ama tek başına cisim değildir. İtilaf ettiği anlarda her biri cisimdir. Bu hâzâ mezhebül imam. Bu İmam Cüveyni'nin görüşü. Burada imam diye kastettiği İmam Cüveyni. O da zaten daha önce söylemiştik. Ve alessani ikinci tefsire göre ise bu da Gazali ve Razi'nin görüşü diyecek. Onlar da şöyle diyor. İze telefe cevherani. Şimdi bu cevher ikisi diyor birleştiği. Kâne cismen vardı. Bak tek bir cisim olur. Tek bir cisim var. Diğerinde şöyle birleşti iki cisimdi. Bu tek bir cisim oldu. Ama o iki cisim de diyebilmek için yine kastediyorum. Burada söylemem gereken
İki cisim olduğu anda mütelif diyebilirsin. Tek başıyken diyemezsin diyor. İkisinin arasındaki fark bu. Tek bir cisim olur. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ. O ikisinden her biri de diyor taksimi, bölünmeyi kabul etmez. وَهَذَا الْاِخْتِيَارُ الْغَزَّالِ وَالْفَخْرِ. İmam Gazali ve Fahrettin Razi'nin görüşü de budur. Yani burada özellikle Cüveyni tek cevherin bir diğeriyle birleştiği andan itibaren birleşme arazını taşıması, yani birleştiği andan itibaren birleşme arazını taşıması ve bir anlamda cisim özelliğini kazanmasından hareketle cevherlerin hudusu sonucuna ulaşıyor. Tamam, buradan zaten bizim daha önce mesela ifade etmeye çalıştık. Kelam düşüncesinde tabiat anlayışında, kelam düşüncesinin tabiat anlayışında alem cevher ve arazlardan oluşuyor ve cevher araz ilişkisi var. İstisnalar dışında bütün kelamcılar İslam düşüncesinde, felsefeciler de dahil hatta, istisna olanlar dışında alem cevher ve arazlardan oluştuğu söylenir. Bu görüşü de ilk ortaya atan Ebu Huzeyle Allah olduğu kaynaklarımızda bu şekilde geçer. Cevherler hepsi aynıdır. Mesela bütün cevherler hepsi aynıdır. Eşeriler der ki Allah ona insan olma şeyi verir, arazı verirse insan olur. Taş olma, taş ol derse taş olur. Bu şekilde arazların değişmesiyle o cevherler farklılaşır diye eşeriler bu şekilde söyler. Mutezile'nin de yine kendisi de bu şekilde bazı farklılıklar olmakla birlikte aynı noktaya gelmeye çalışıyorlar. Tabii Mutezile biraz daha tabiatın bazı özellikle nazam, kümun ve zuhur teorisi üzerinden bazı şeyler açıklarken biraz daha sanki kendi içerisinde bir oluşum varmış gibi anlatır. Bu da işte o bizim genel anlamda söylediğimizin farklı olan düşünenlerden birisidir. Şimdi bu şekilde. Bakalım Mutezile ne diyecek? Ve zâme ba'dul mutezileti. Mutezile şöyle zam etti. Yani bir nevi onların bu zamlarını şey yapıyor. Kabul etmediği için böyle konuşuyor. Ennel cisme, cisim, labudde en yekune zâ tûli. Cisim diyor ancak şöyle olması gerekir cismin. Bir uzunluğu olacak ve ardın genişliği olacak ve umkın derinliği olacak. Yani üç boyutlu şekilde diyor biz ancak cismi hayal edebiliriz. Uzunluk, genişlik ve derinliği olan şeye biz ancak cisim deriz. Ve hâzâ la yeterakkebu illa min temaniyeti eczain. O da diyor ancak 8 parçadan 8 cevherden oluşur. Bu bir görüş. Ve zâme bâduhum ennehu yekfi yekfi fihi sittetu eczain lihusulil unqi min ahadi cevani. Diyor ki o yönlerden birinin derinlik meydana geldiğinden dolayı, işte bu şekilde derinlik diyor ortaya çıktığından dolayı 600 de yeter demişler. Bu görüşte Ebu Ali el-Cübbai'ye nispet ediyor. İmam Eşer'e naklediyor. İmam Eşer'in makalatından almış Allahu Alem İbn-i Tilimsani'de. 6 olduğunu söylüyor. Ama Mutezile'de genel kanaat Ebu'l-Huzeyl'den itibaren hatta 8. Bununla alakalı da Orhan Hoca'nın Cübbayiler Kelam Sistemi güzel bu konuya değinmiş. Ona da bakabilirsiniz. Hatta o yani burada mesela dedi ya işte 8 dediler. Niye? 8 demesinin sebebi de şu, onu da izah edelim. Şimdi iki tane cevher bir araya geldi, uzunluğu oluşturdu. Şimdi karşısına iki tane de getirdik. Bakın iki tane daha karşısına getirdik. Tam karşısına. Ne oldu? 2, 2, 4'e çıktı. Sonra 6 da 4 tane geldi. 8'e çıktı. O zaman uzunluk, genişlik, derinlik hepsi sağlanmış olur. Bu şekilde olur deniyor. Onun için 8 cevherden oluşması daha mantıklı. Ama 6 yönde ilk bakışta bir cevherle özleştiriyor. 6 yön, 6 yönün de bu şekilde oluşturduğu düşünülmüş ama biz hatta Orhan Hoca'nın o kitabında şöyle demiş hoca. Yani asgari 8 cevherden oluşması daha mantıklı. Çünkü 8 cevherle ancak 3 boyutlu bir cisim elde edebiliriz. 6 cevherle bizim 3 boyutlu cisim elde etmemiz mümkün değil diye hocamız da söylüyor. Yani gerçekten burası önemliydi.
İbn-i Tirimsani de mesela buradaki ihtilafın lafzi bir ihtilaf olduğunu söylüyor. Yani çok ciddi bir ihtilaf olmadığını bize beyan etmiş Hazret. Bunu da böyle anlamış olduk. Şimdi bu cevherin tanımı ile alakalı şeyler. Şimdi cevherin hükümlerine gireceğiz inşallah. Birkaç tanesi de bugün değineceğiz. Bazıları biraz daha farklı okumalar da yapılması gereken, özellikle fena ile alakalı yerler çok kapalı geldi bana. Yani büyük ihtimalle İrşad ve Şamil'den bakmak lazım. Çok böyle muhtasar geçmiş. Yani işte İfna, işte Beka, Fena bu meseleleri biraz daha tahlil edip onlar üzerine de inşallah bir dahaki dersimizde duracağız. Şimdi Cevher'in diyor bir takım hükümleri vardır. Minha bu hükümlerdendir. Kabuluhu lil beka. Yani süre giden, bekayı kabul etmek demek yani süre giden, devamlı olan şeyi kasteder beka burada cevherler için. Aras devamlı değişir ama cevher bu şekilde bekayı kabul edendir. Beka arazını eşeriler şart koşmuştur. Hilafen linnazam, nazam diyor bunun hilafına düşünmüş ve innehu zaam ennehu la yabka, o demiş ki hayır. Cevherler baki olamaz. O zaman ona şöyle bir itiraz yöneltir. Ve rudde ve reddu ala men tehayyele hadel mezhebe bissebbi ve saf'i ve darbi. Onu diyor söverek işte hafif patlatıp bir de diyor hızlıca vurduğumuz zaman diyor bu görüşü benimseyenler diyor bu şekilde reddedilir. Fe in malet nefsu ilel inkari, hatta yani sen diyor ki madem o adamı dövdüğümüzde adam hala inkar ediyorsa yapan üzerinde yapılan da gider diyecek şimdi. Şöyle kastediyor yani bunlar eğer baki değilse senin dediğin gibi bu şekilde baki değilse acı çekiyorsan döven kişinin cevherde devam etmesi gerekir. Yani burada sen böyle dediğin zaman cevherin baki olmadığını söylüyorsun ama bunun bir geçerliliği yok. Çünkü bu şekilde davrandığımızda bir bunu inkar eden kimse şunu iyi bilir. Ne vuran kaldı o zaman? Hatta burada bir deyimi söylemiş. Kıyleli ona şöyle denir. Zehebel fa'ilu vel mef'ulu bihi. Ne vuran kaldı, ne vurulan kaldı o zaman. Cevherler baki değilse ne vuran kaldı, ne vurulan. Yani o zaman fela mana li inkarike. O zaman senin inkar etmenin de bir manası yok. Yani cevherlerin beka sıfatını taşımadığıyla inkarına gittiğin zaman bütün her şeyi iptal etmiş olursun diyor. Yine diğer hükmü ve min ahkamiha, bu hükümlerinden birisi de nedir? İmtina'u dukhuli fiha ey la yekumu cevherani bi hayyizin vahidin. Bakın bunda da açıklaması tam şey yapıyor. Yani diyor ki yani kendisine yine bir cevherin dahil olması imkansızdır. Bundan da kasıt şu. Tek bir hayyizde iki cevher bir arada bulunamaz. Bunu söylemek istiyor. Hilafen lin nazzam. Yine nazzam burada farklı düşünüyor. Ve ulzime, o da yine ilzam edilir. Nazzam ilzam edilir. Neyle? Sıhhate en yekûnel âlemu bi cümleti fi hayyizi hardaletin. İddia ettiği gibi eğer bu şekilde olursa Nazzam'ın dediği gibi onu da şöyle ilzam ederiz. Diyor ki hardal tanesinin bir hayyizde tamamının bulunması alemde bu şekilde bulunabiliyor olması senin söylediğin düşüncenin tamamen zıttı olmuş olur. Sen ne dedin? İşte bir cevher, özellikle iki cevher tek bir hayyizde bulunur diyorsun. Ama bunun bulunmayacağını alemin tamamı zaten hardal tanesi olan alemdeki her şey bunu bize gösterir diyor. Yine İbn-i Tilimsani. Diğer hükmü de ve min ahkamiha hudusu cümletiha an ademin sabitun. Diyor ki bu cevherlerin tamamı hadistir. An ademin sabitun. Kendisinden önce bir yokluk geçmesi. Kastettiği bu aslında mutlak anlamda söylemeye çalıştığı. Kendisinden önce bir yokluk geçen ve tamamının hudusunu gerekir. Cevherler hadistir. Onda işte arazlar hadistir, cevher hadistir. O zaman bunlar
İşte alem neden oluşuyor? Cevher ve arazlardan. O zaman alem de hadistir. Bu alem hadis olan alemin bir muhdisi vardır diye ispatı vacip yapacak zaten. Onun için cevher bahislerine, araz bahislerine giriyor. Tabiat anlayışı buradan aslında teşekkür ediyor kelamcıların. Bunu da böyle ancak doğru zihnimizde oturtturabiliriz. Onun dışında başka türlü zaten anlaşılması mümkün olmayacaktır. Yani tabiat anlayışından, cevherlerden, arazlardan, hatta şöyle diyor kelamcılar, arazlar mesela alemin içerisindeki değişkenlikleri sağlayan şeylerdir. O zaman değişiklikleri sağlayan şey arazlarsa, bu arazlar nerede kaim oluyor? Cevherde kaim oluyor. O zaman değişim gerçekleştiren şey de değişim gerçekleştirebilen şeyin üzerinde kaim olur. Çünkü kadim olan bir şey üzerinde değişimi olan bir şey kaim olmaz. O zaman değişim gerçekleşen araz yine değişim gerçekleşebilen cevher üzerinde kaim oluyorsa, o zaman bunların hepsini bir değiştiren, dönüştüren var diye alemin hadis olduğuna, sonucuna gidecek ve bir muhtısı olduğunu ispatlamaya çalışacak. Ve min ahkamiha, burada işte hudusu söyledi. Kemaseyeti, yani geleceği üzere, hilafen lil felasifeti ve tabaiyyin ve sümeniye. Şimdi felsefeciler, tabiatçılar ve sümeniler bunun hilafına söylüyorlar. Onlar diyorlar ki alemin öncesinde bir yokluk geçmemiştir. Her şey aslında vardır. Bu varlığın bir değişkenliği olarak devam eder. İşte bu felsefecilerin, işte tabiatçıların, hatta tabiatçıların da şöyle bir şey var. Tabiat kendi kendisine bunları gerçekleştirir. Kendi kendine gerçekleştiriyorsa, o zaman öncesinde bir yokluk geçmez diyorlar. Kelamcılar da devamlı hadis olduğunu ve bir muhdis olduğunu ispatlamaya çalışır. O yokluktan varlığa çıkaran kün feyekün ayetinden de biraz daha istifade ederek bu şekilde hudus delilini ön plana çıkartmaya çalışırlar. Tabiatçı, felsefeci ve bütün Sümenilerin hilafına bu şekilde düşünürler. Burada kalalım inşallah. Dediğim gibi diğer mevzu birazcık muhtasar geçilmiş. Onu inşallah diğer kitaplardan da bakıp, Şamil'den, İrşad'dan bakıp o şekilde o hükümlerden devam edeceğiz. Yani bu dediğim hüküm fenasının, cevherlerin fenasının mümkün olması meselesi. Oradan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugün biraz az ders oldu. Az olsun, bizim olsun diyoruz. Evet.